11 Temmuz 1106. Asi Nehri'ndeyiz. Arkası tamamen uzanan Asi Nehri, Antakya'nın biraz kuzeyi, hain Nusret Paşa ile karşı karşıya geldiğimiz bir meydan muharebesi. Düşman gayet güzel bir yerde konuşlanmış. Bu da bizim için güzel bir strateji, taktik ayarlamak için zaman kazandırması demek. Bayağı tepelik bir noktadalar. Zor bir savaş olacak. Türk kampanyamın 49. turu, genel savaşımız olarak da 422. savaşa hoş geldiniz. Oyun hediyesi etkinliğimizde de yeni bir haftaya geçiyoruz. 8. haftadayız. 8. haftanın 1. savaşı olacak bu. Bu güzel nehir, Asi Nehri'nin kuzeyi, bu güzel nehirde bir savaş var ve iyi bir avantaj yakalamak lazım. Arazi açısından çok fazla attığımız var. Sayılar hemen hemen eşit. Şimdi iyi bir taktik yapacağız. Karşı tarafta Nusret Arif var. Nusret Arif kimdir? Nusret Arif, Sultan Celal zamanında devletimize hizmet etmiş çok önemli paşalardan birisi. Sultan Celal öldükten sonra yerine oğlu Şehzade Mustafa tahta çıkıyor. Ondan sonra Mustafa ile bir türlü anlaşamıyorlar. Bunun sonucunda da devlet yönetiminden el çekilen Nusret Arif devletimize isyan ediyor ve başkentimiz Antakya'da bunu yapıyor. Antakya çok güzel bir şehir. Zaten Bizans saldırıları dolayısıyla buraya çekmiştik. Başkentimizi Antakya'ya çekmiştik. Asi Nehri çok güzel bir şekilde arkada görünüyor. Hazreti Musa denizi yazdıktan sonra Asi Nehri'nin ters aktığı söylenirmiş. Ters akan bir nehir. Ve bölgeye çok büyük bir ekonomik katkı sağlayan bir nehir. Suyu ve yandaki çevresindeki ekinlerin yetişmesi olsun, ekonomi açısından olsun bize bayağı bir katkısı var. Zaten şehir ticaretimiz de çok iyi. Böyle güzel bir şehirde maalesef böyle bir isyan çıktı. Biz de Sultan Mustafa önderliğinde bu isyanı bastırmaya doğru gidiyoruz. Savaş başlamadan önce arkadaşlar kampanyam hakkında biraz bilgi vereceğim. Ama ondan önce geçen hafta neler oldu onlara bakalım. Geçen hafta 7. haftanın sonuçlarını vermiştik zaten. 3 arkadaşımız aynı anda 3 kez kürsüye çıkarak ödül kazandılar. Oyun ödülü kazandılar. Abdülkadir Kafesçi, Uğur Çelebi, Muhammed Tahir İpek, kendilerini buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Ordumuzda yavaş yavaş sürüyoruz ileri. Türk kampanyasında durum ne? Çok canlı bir savaş olacak. O yüzden hazır zaman bulur bulmaz hemen anlatmak istiyorum. Anadolu'da Bizans'ın etkisini kırdık artık. Çok fazla şehrimize saldırmışlardı. Şimdi sol cenahtaki askerlerle üst bölgeye çıkabiliriz. Oradan saldırı yapmak mantıklı görünüyor. Şu askerlerimiz bir kalsın. Şu yükseklikte kalmaları bence ideal gibi. Evet. Bize göre sol cenahtan da bir saldırı yapmayı düşünüyorum şimdilik, çünkü tümseklik bölge var. Oradan yukarı çıkıp arkalarına geçebiliriz, hatta bütün atlarımızla oraya da gidebiliriz. Güzel bir plan yapabiliriz. Bir yandan da plan yapıyorum şu an. Kolay bir savaş olmayacak çünkü. Buradaki askerler de bana lazım. Fazla kayıp vermek istemiyorum. Evet arkadaşlar, Anadolu'daki Bizans etkisini çok ciddi anlamda kırdık. Bütün üzerimize gelen orduları, Konya'ya olsun, İzmir olsun, Trabzon olsun, saldırdılar üzerimize. Hepsinden eli boş döndüler. İmparatorlarını kaybettiler, önemli generallerini kaybettiler. O yüzden İznik dışında bütün Anadolu bize ait. İznik'e de bir ileride cihat yapmayı düşünüyorum. Sol cenahtan şöyle yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Onun dışında Orta Doğu tamamen bizim hakimiyetimizde zaten. Mısır'la çok uzun yıllardır savaştayız. Onları bütün Orta Doğu'dan attık. Onlar da şu an itibariyle Kahire, İskenderiye sınırında takılı kaldılar.
Onun dışında ne yaptık? Karadeniz'in kuzeyine çıktık. Sarkel ve Kefe bölgeleri bizde. Orada da çıktık. Ve ayrıca de kutsal topraklara şu an saldırdık. Mekke, Medine, Cidde bölgesine. Orayı da alırsak zaten Doğu bölgesi tamamen Türklere ait olmuş olacak. Şimdi bir planım var. Sol cenahtan saldırmak. Hatta bütün atlarımı oradan göndermeyi düşünüyorum. Savaş planımı az çok kurdum. Okçularımızı da buraya, piyadelerimizi de buraya çekip, generalimizi de buraya çekip bir bekleyebiliriz. Şimdi şu atlı okçuları şuraya çıkarırsak. Evet, hepsini bu oklarını kesip önce siz de buraya gelin bakalım. Siz de buraya gelin. Hızlıca yavaş yavaş aldık saldırıya geçelim. Savaş takdimi yaptım. Sol cenahımızdan saldıracağım. Karşıda menzilli birlikler var. Sizin de oklarınızı bir keselim. Atlı okçuları var. Ondan sonra normal okçuları var. Evet. Türk atlıları şu an 4 nala sol cenaha saldırıyor. Siz evet hemen artık harekete geçme zamanı. Yüksek noktayı bir elde edelim bakalım. Diğer atlarımız da şurada bir tam olarak şurada bir beklesin. Evet, buraya siz gelin. Siz de buradan bir şu yukarı çıkın bakalım neler olacak. Şurada bir tane atlı okçuları var ve onlar da yukarı çıkmaya başlıyor. Çabuk hızlı olmak zorundasınız. Hızlı olmak zorundasınız. Koşun. Koşun. Paralel bir yukarı çıkış var. Onları elimine etmemiz lazım. Şu yükseklik şimdilik iyi. Şu yükseklik çok iyi. Onlar da aşağı iniyor gibi. Siz şuraya bir gelin bakalım. Şöyle bir gelin bakalım. Diğer birliklerimiz de yine yukarıda kalsınlar. Çünkü onlar bize saldırmayacak gibi görünüyor. Tabii ana ordumu da biraz geride bıraktım ama çok da desteksiz değiller. Başlarında zaten sultan var. En az atlı okçularını o yukarı tarafa çekebilirsek, yani üzerime saldırdıkları zaman da generalimle onları mahvetme şansım var. Şimdi yavaş yavaş tırmanacağız. Bu arada yorulmasınlar, yorulsunlar da istemiyorum. Ne yapacaklar? Üzerimize geliyorlar gibi. Şu yükseklik çok iyi. Şurada kalın. Hadi hızlıca gelin bakalım. Diğer atlarımız da daha yükseğe, biraz daha yüksekte beklesinler. Buradan plan yapacağız. İki tane çok kuvvetli sipahi birliğim var. Onlar da bizi bekliyor. İyi bir takt. Evet, üzerimize gelmeye başladılar. Hemen oklarımızı açalım. Siz hemen şuraya koşun. Siz de sallayın bakalım oklarınızı. Haydi. Sallayın oklarınızı. Çabuk çabuk çabuk. Sizin kaçmanızı istemiyorum. Skirmish modunuzu kapatalım sizin. Evet, iki tane Türkmen birlikleri var. Hemen hemen şu yukarıyı kazın. Hemen şu yukarıyı kapın. Hemen şu yukarıyı kapın. Hadi hızlı. İki taraftan bir yaylım ateşi yaparsak kolay eriyeceklerdir. Türkmen birlikleri kuvvetli değil. Evet, saldırın. Saldırın. Hadi aferin. 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 Koşun. Yüksek noktayı da elimize geçirdik. Şimdi tuzağımıza düştüler. Hemen buradan saldırıyoruz. Hemen buradan saldırıyoruz sipahilerimizle. Çabuk olun. Siz de arkadakiler de ok atışıyla aşağıya atmaya başlayın. Burada kaçırmamız lazım. Hadi. Hadi, 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 hadi. Siz de şuraya gelin çabuk. Bu Türkmenleri bitirmemiz lazım. Evet, kaçırdık. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Şimdi sizin yeriniz burası. Güzel. Siz de yüksek noktaya gelin. Hemen şuraya gelelim. Harikasınız. Ve bu atlarımızla da bu yüksek noktayı ele geçirelim. Çabuk, çabuk. Evet, sallayın. Aşağıda kalan okçulara sallayın. Düşman ordusu şu an ne yapacağını şaşırmış durumda. Haydi, 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 haydi. Çok güzel. Arka planı çok iyi aldık. Kimseden de burada korkumuz yok. Çabuk şuraya gelin. Skirmish modları kapatıyoruz.
Skirmish modları kapatıyoruz. Biraz geri, biraz geri, 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 geri. Sadece ok atışı, sadece ok atışı. Yok edin şu Türkmenleri. Haydi bakalım. Şimdi skirmish modları açık. Kaçabilirsiniz. Üzerimize saldırıyorlar çünkü. Oklayın. Oklayabildiğiniz kadar oklayın. Bu dar alanda gerçekten iyi saldırmamız gerek. Hadi 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 şöyle. Aşağı tekrar iniyorlar. Aşağı tekrar iniyorlar. Ve biz tekrardan üst noktayı kazanmak zorundayız. Evet, siz bu sefer buraya gelin. Skirmish modlar kapalı. Tom milisleri üzerimize saldıracak. Oklayıp kaçın. Oklayıp kaçın. Şimdi kaçın işte. Şimdi kaçın hadi. Şimdi kaçın, çok güzel. Bozuldular. Şurada generali bir öldürebilirsek. Hadi 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 hadi. Kaçırdık sanırım maalesef. Neyse. Bu sefer buradan üzerimize saldırıyorlar. Siz hemen şimdi geri kaçın. Şaşırtacağız, yoracağız düşmanı. Düşmanı yoracağız, şaşırtacağız. Oo, geri 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 geri, çabuk 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 çabuk. Piyallerine yakalanmayın. Evet, ok atışları gayet güzel. Atlarımız ok atmasın. Bir süre bekleyin bakalım şurada. Bir süre şurada bekleyin. Bu tarafta da durum bu şekilde. Şimdi atlı okçularını kaçırdık. Biraz artık ana ordumuzu da ilerletelim. Okçularımızı şuraya çekeceğiz. Piyadelerimizi buraya çekeceğiz. Generalimiz de gelsin. Tekrardan aşağı iniyorlar. Benim istediğim şu an oluyor. Atlarımızı hızlıca çekelim buraya. Tekrar yüksek avantaj. Hadi. Hadi hadi, hızlıca gelin. Düşman ne yapacağını şaşırdı şu an. Ana ordumuza saldırmayı düşünecekler. Hadi hızlı 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 hızlı. Hızlı. Koşun çünkü aşağıda indiler. Okçularımız burada. Okçularımız güzel bir düzen almak zorunda. Şurada bekleyin. Daha fazla da gitmeyin. General de geride kalsın. Atlı okçularımız yavaş yavaş yukarı çıktı. Hemen şu üst bölgeyi alıyoruz ve ok atışlarımıza devam ediyoruz. Hemen hemen hızlı 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 hızlı. Sallayın siz de buradan okları. Haydi bakalım. Sallayın okları. Ana ordumu da ben istiyorum yukarı. Şimdi onların dikkatini dağıttık. Okçularımız ilerlesin. Piyadelerimiz de ilerlesin. Bir piyade saldırısı yapabiliriz. Sultan Mustafa'yı da çekelim böyle sağ cenaha. Saldırın şu askerlere. Saldırın. Yok edin onları. Hepsini yok edin. Zaten iyice bu ok atışına maruz kaldılar şu an. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Tepelik araziyi çok iyi ele geçirdik. Ciddi anlamda perişan oluyorlar. Çok ciddi anlamda perişan oluyorlar. Üzerimize saldıracaklar. Biraz açalım ordumuzu artık. Kaçışımız kolay olsun en azından, üzerimize saldırırlarsa diye. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Okçularımız daha fazla gitmesin. Yok, aslında şuraya sıkabiliriz. Aha, okçuları geliyor. Bu sefer okçuları geliyor. O zaman sol cenahlarına da bir piyade saldırısı. Şöyle saldıralım okçularımızla. Siz de buraya piyadeler gelsin. Sultan Mustafa da iyi saldırı yapabileceği bir yere gelsin. Oklamaya devam, oklamaya devam. Oklamaya devam düşmanı. Zaten bozuldular. Bayağı bir bozuldular. Ama maalesef Nusret Arif'i kaçırdık. Evet, piyadelerimizle de saldırıyoruz. Haydi, 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 haydi. Okçularımızın oklarını da bir keselim. Sultan Mustafa da. Siz hemen şu okçuları bitirin. Okçularımıza burada ihtiyacımız olacak. En azından bu Sarasen milislerini bozabiliriz. Sağ cenahtan da piyadelerimizi çıkaralım. Saldıralım. Oklamaya devam ediyoruz.
oklamaya devam ediyoruz. Düşman oklamaya devam ediyoruz. Piyadeleri gebersin. Kaçan birlikler var. Sağ cenahtan saldırmaya devam. Piyadelerimiz de gelsin şöyle. Oraya atlar halledecek. Oraya atlar halledecek. Siz de şuraya sol cenaha çıkın. Okçularımız da şuradan saldırmaya başlasın. Okçularımız çok yalnız kaldı. O yüzden piyadelerimizin biri şuraya desteğe gelsin bakalım. Oklamaya devam ediyoruz. Oklamaya devam ediyoruz düşmanı. Dört bir yandan saldırınca tabii daha kolay oldu işimiz. Atlarımız zaten burada bitiriyor düşmanı. Orayı bitirin. Siz de sadece pozisyon alıyorsunuz. Eğer saldırırlarsa üstlerine gideriz. Atın oklarınızı. Haydi. Haydi. Çok güzel. Harikasınız. Harikasınız. Bayağı bir bozuldu düşman ordusu. Hatta atlı saldırısı bile yapabiliriz şu an. Siz burayı bitirin. Siz de burayı kaçırmayın lütfen. Burayı kaçırmayın. Hızlıca atak. Ve şimdi bir piyade saldırısı ve atlı saldırısı gelsin artık. Oklarımızı keselim. Dediğim anda zaten. Dediğim anda kaçıyorlar. Hep beraber bir saldırı. Ok atmayın. Ok atmayın. Sadece umumi taarruz istiyorum. Okçularımız da oklarını kessin. Ok atmayın. Oklarınızı kesin. Saldırın düşmana. Hadi. İsyan edeni mahvedeceğiz burada. Evet, Asi Nehri kana bulanıyor. Hadi hadi la, kaçırmayın la, kaçırmayın la. Hadi hadi hadi, yok edin, yok edin, kaçıyorlar zaten. İndirebildiğinizi indirin. Öbür taraflarla durum ne? Burada da perişan ettik düşmanı. Güzel bir sonuç alacağım gibi görünüyor. Kim kaldıysa temizleyin. Evet, savaş meydanı kan kokuyor. Şimdi sonuçlara bakacağız, bakalım nasıl bir savaş yaptık. Umarım istediğimiz gibidir sayılar. Bence iyi gibi görünüyor. Bence iyi gibi görünüyor. Bakalım şimdi tabii değerlendirmesi de, ne yaptık arkadaşlar. 1020 asker, bizde 971 asker. Onlar da hemen hemen eşit bir ordu. Kaybımız gerçekten çok az. 37 askerimizi kaybetmişiz. Ama düşmanın 926 askerini öldürebilmeyi başarmışız. Fakat hiç hoşumuza gitmeyen şey tabii ki Nusret Arif'in kaçması oldu. Bu paşa yine bir şekilde isyana kalkışabilir. O yüzden kafasını kesemediğim için çok üzgünüm. Bu savaşlık bu kadar oldu arkadaşlar. Oyun hediyesi etkinliğinde 8. haftamızın ilk savaşıydı bu. Tatile girecek biliyorsunuz seri. Bu son hafta olacak. 4 ya da 5 savaş çekmeyi düşünüyorum. Bu ilkiydi. Umarım daha fazla çekebilirim. Onun dışında arkadaşlar, oyun kazanan arkadaşlar yani iyice düşünsünler, taşınsınlar. Onlara en geç öbür haftaya kadar oyunları zaten hediye edilecektir. Bu haftada katılacak arkadaşlara bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.